Canların Farming Simülatörü'nün 11. bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi seralarımın arasında bir giriş yapmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bugün daha önceki videoda da bahsettiğim gibi kıyafet üretimine giriş yapacağız. Şöyle iplik haneyi göstereyim. Bunu kurarak başlayacağız. Daha sonra terzi dükkanı. Yani ikisi de şu alana kurmayı düşünüyorum. Ama çok daralırsak sorun yaşayabiliriz. O yüzden şuradaki tarlanın bir kısmını peyzajla boyayarak aslında kullanıma kapatarak buraya da yapabiliriz. Yani şöyle şuradan itibaren mesela boyayıp şuraya kurarak işleme başlayabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şu tarlayı satın alabiliriz ama tarlanın ne kadar fiyatlı olduğunu şu an bilmiyorum. 55 numaralı 118 bin euro. 118 o. Doğru mu? 118. 60 bu. 178. 100 de bu. 278 bin euro. Yani 100 bin, 100 binden fazla içeri gireceğiz. Kredi çekeceğiz yani. Böyle bir şeye şu an için gerek var mı? Bilemedim. Evet, şu an gördüğünüz gibi peyzaj işlemi tamamlandı. Artık şuradan iplik hanemizi kurarak üretime başlayabiliriz. Biz bunu buraya kuralım arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Allah bismillah. Hadi bakalım. Daha sonra da şuraya terzi dükkanını kuralım. Hatta bunu biraz şöyle koyacağım ki şuradan döndüğümde direkt oraya gideyim. Şöyle koysam işimizi görecektir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı da yaşamayız bence. Tamamdır. Hayrolu olsun diyorum. Bir de gördüğünüz gibi geçen bölüm tam hasat mevsimindeyken kapatmıştım videoyu. Ben hasatı yaptım, daha sonra tekrar sürdüm, ektim. Yine bakım yapmadım tarlalara. Çünkü arasında çok büyük fark olmadığını fark ettim. Yani üretim anlamında. Evet, binalarımız bu şekilde. İkisine toplam 160 bin euro. 168 bin euro para harcadık galiba. 166 mı? 160. 160 bin euro para harcadık. Aktif üretim yok. Tamam. Üretim olmasın abi. Şimdi gördüğünüz gibi ben buraya yapaları bayağı bir yapağımız var bu arada. Yapaları iskifledim. Şimdi şöyle buradan dönüp oraya tekrar bir giriş yapacağım. Ama buradan dönmesi de bayağı bir sıkıntı olacak benim için. Bunu yatırmazsak çok iyi. Dönersin değil mi? Bence dönersin. Hadi bakalım. Yani bir tane büyük traktör almamın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü büyük pulluk da almıştık en son. Hatırlıyorsunuz. Evet, şu an gördüğünüz gibi otomatik olarak almaya başladı. Şöyle kenara çeksem. Biraz daha ilerlesem. Kaç ton alıyor acaba? Hepsini alacak mı? Emin değilim. Bakın şu an neredeyse yarısından fazlasını aldı. Halen de almaya da devam ediyor. Galiba hepsini alacak. Yok, daha almıyor artık. O zaman onu şöyle yapsak. Şu şekilde. Bence gayet olumlu. Sıkıntı yaşamayız. Hem onlar bittiğinde de oradan otomatik alır yani. Şu halatları bağlayıp çözelim. Şimdi bu Dorse'yi şöyle kullanmadığımız bir yere bırakalım. Daha sonra bunun içerisine yumurtaları yükleyeceğiz, yumurtaları götüreceğiz falan. Ama şu anlık bununla işimiz yok. Ben bir tane küçük autoloader bulayım arkadaşlar. Daha sonra onu yükleyip şuradan kısa mesafe olduğu için getirip götürmek için gayet iyi olur bizim. Evet arkadaşlar, küçük bir autoloader yükledim ama çalışıyormuş, kontrol etmedik. Şöyle göstereyim, bakın. Birazcık pahalı ama 55 bin euro. Onu şu an alacak paramız yok. Ne yazık ki ama şuradaki yumurtalarımızı falan satınca alabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada bunların çimlerini falan doldurdum. Bunları hep şu an için satın alarak işleme devam ediyoruz ama daha sonra inşallah bir kalıcı bir çözüm bulacağız.
Evet. Çimlerin arasına atmıştım şöyle de. Oradan topladım. 33 bin yumurta var şu an. Şunları da toplayıp götürüp satsam. Değil mi? Ne kadar oluyor? 38 bin. Ama ben yumurtaları toplu satmak istiyordum. Çünkü oradan toplu gelir geldiği için. Bir tane traktör aldırır diye düşünüyordum ben ama. Şimdi autoloader da çıktı işin içine. Ya aslında onun çok acelesi yok ya autoloader'ın hani. Almasak da olur şimdi. 54.000 yumurta oldu. Yani bence bu böyle dursun. Bir bakayım onların yemleri falan var mı? Çünkü zamanı ilerleteceğim. 9.000. O hepsini doldurmuşum ben bunların videoya girmeden önce. O ne lan? Güzel. Bunun da şeyi dolu. Besinleri dolu. Bu arada buranın da kapasitesi doldu artık. 65 tane hayvan var. 250 tane de burada var. O buranın da yemini doldurmuşum ben ya. Ama şu gördüğünüz yapaları almamız lazım. O yüzden bu yumurtaları bir yere boşaltmam lazım. Nereye boşaltabiliriz? Şuraya boşaltsak buradan gidip onları alırız. Evet. Şuradan şöylece gidelim abi. Tamam, bunları tekrar şuraya boşaltacağım. Tamamdır. Bunlar da burada durabilirler. Şimdi zamanı artık şöyle 3-4 ay bir ileri alalım. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatına bir bakayım ben. O 2200 euro bu. Neredeymiş abicim bu? Birazcık uzak ama 2200 euroya değer arkadaşlar. Çünkü elimizde 87.000 adet yumurta var. Da gayet yüksek bir rakam, o yüzden hemen şunu götürüp oraya satıp geliyorum arkadaşlar ben. Şu an Farmers Market'e geldik. Bakalım 87.000 adet yumurta bize ne kadar bir gelir getirecek? Merak ediyorum açıkçası. Şöyle kapağını açalım buranın abi. Bismillah, hadi bakalım. Güncellemeden sonra yumurtaların fiyatlarıyla da oynamışlar yani. Herhangi bir notta göremedim ama kesinlikle oynamışlar arkadaşlar yumurtaların fiyatları. Yani orta seviye oyun modundayken en az 3000 eurolara kadar çıkıyordu. Yani daha fazla 2500'ün üstünde ben hiç görmedim yumurta fiyatını. Şu an 250'yi gördük. Of, 200, 246.000 euro paramız oldu arkadaşlar. Ne kadar gelir elde ettiğimizi şu an o video kayıt programının simgesinden dolayı göremiyorum. Ama ona şuradan bakarsam bulabilirim diye düşünüyorum. 193.000 euro. 87.000 yumurtadan 193.000 euro para elde etmişiz. Mükemmel bir para arkadaşlar. Şimdi biz fast track için ne kadar para lazımdı? 289. Geniş lastikler için 2000 daha. 291 bin mi? Evet, 291 bin euro. Yani 50 bin euro bir kredi çekeceğiz. Onu hemen çekip işleme başlayacağım. Artık yeni traktörümü satın almak istiyorum. Küçük traktörlerle gerçekten eziyet çekiyoruz. Aynen öyle. Satın alıyorum onu. Alın abicim. Tamamdır. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Hayvan geldi. Çiftliğin babası geldi. Abi şu traktöre bakar mısınız ya? Bir de 73 73 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Mükemmel bir şey ya. Neyse bunu evimize götürelim abi. Evimize bırakalım bunu. Daha sonra şu
Bizim minnağı getirelim. Çiftliğimize. Evet, çiftliğin bu tarafından girdim. Daha sonra şu alt taraftan girelim hatta. Yapaları toplayıp çıkalım oradan da. Bunları bir an evvel toplayayım. Ver al bunları. Yine bayağı bir yapağı oldu ya. Bir tane daha iplikhane kursak. Acaba gelir elde edebilir miyiz ya? Arkadaşlar 32 ton daha yapağı geldi. Halen daha yapağı var orada gördüğünüz gibi. Yani kumaş üretiminde yavaşlık var. Bence bunu şuradan bir tane daha iplikhane kurarak kapatabiliriz. Şöyle. Üret, bir tane daha yapacağız abi. İki tane üretimi hızlandıracağız yani birazcık. İki tane üreteceğiz. Yapağları da kısa sürede eritiriz bu şekilde. Bence gayet iyi olur arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Yani dur bakayım. Şuradan bir kredi çekip ben bu işe gireceğim abi. Borç al diyeceğim. 65 bin olsa yeter bana. İnşaat üreteyim. Heh, zaten buradaydı. Onu da şu şekilde kuracağım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an ikinci iplikhanemizi de kurduk. Şöyle gel bakayım. Burayı da bir çalıştırayım. Öncekinde yaptığım hatayı burada yapmayacağım. Tamamdır. Burayı da çalıştırdık. Hepsini alması lazım normal şartlar altında. Çünkü 45.000 kapasitesi var. Evet, gördüğünüz gibi hepsini aldım. Şimdi şuradaki kalan yapaları da getireceğim. Burada kaç var? 32 var. 13 ton daha alabilir. Orası alamaz çünkü oranın ağzına kadar dolu. Bunları da toplayayım. Hepsini alabilir mi acaba? Bence alamayacak. İki palet falan kalacak herhalde ya. Aynen öyle yani. İki palet kaldı toplam. Neyse onlar kalabilirler. Şöyle şunu da kapatayım ben. Gördüğünüz gibi iki tane iplikhanemiz oldu. İkisinin de içerisi dolu. Şu an zamanı ileri aldığımızda artık 2x kumaş üreteceğiz. Bu da bizim için gayet iyi. Şunu şuraya çıkartayım ben. Daha sonra tavuk... Abi dur. Çıkarma. Daha sonra tavukların yemlerini dolduralım. Ya bize bir garaj şart oldu artık da. Artık nasıl yaparız, nasıl ederiz hiç bilmiyorum. Gel abicim sen gel ya. Sen gel. Gönüllerin sultanı. Şu traktöre bakar mısınız arkadaşlar? Bunu çekemeyeceği bir şey var mı? Sen şöyle dur be. Hafif de şöyle afilli. Çok güzel değil mi? Biraz da geniş lastikli aldım. Gördüğünüz gibi. Harika duruyor. Her neyse abi şimdi zamanı ileri alalım. Artık kumaşta birazcık üretimi artsın yani. Zaman Haziran'a kadar ileri aldık. Gördüğünüz gibi 4 palet burada kumaş üretilmiş. Bir de diğerine bakalım. Şimdi bunları alacağız artık. Terziye vereceğiz. Terzide kıyafet üretimine başlatacağız.
Burada daha bir palet üretilmiş. Tamam, problem yok. Zamanla o da üretilecek demektir. Şimdilik şu benim tester akımı alayım abi. Diyeyim şu Dorsey'i takayım. İşte bu küçük şu autoloader'ı alsak hiç fena olmayacak ya. Biraz daha kredi çekeceğim ben sanırım. Bunun için biraz daha kredi çekeceğim. Şu an 110 bin var da. 60 bin yapacağım ben buna. Kredi çekeceğim arkadaşlar. Uğraşamayacağım yani. Uğraşamayacağım. Nerede bu indirdiğimiz yamalar? Ayarla. Satın al. Ben de kiralamayı sevmiyorum. Hani böyle kiralık iş yapmayı sevmiyorum. Evet, yükleyicimiz bu şekilde. Çalışıyor mu çalışmıyor mu hiç kontrol falan etmedim ama inşallah çalışıyordur. Buradan geldim. Şöyle göstereyim. Abi dur. Niye olmadı bu? Y'ye basalım. Aynen öyle, yükledim. Yükledi. Gel bakalım sen de. Şu an 4000 litre. Yani 4 ton kumaş var. Evet. Şimdi götürelim bunu. Terziye bırakalım artık. Hiç olmazsa burası da artık üretime başlasın. Hoppala. Tamamdır. Yani bu küçük şey bizim işimize çok yarayacak. Bakayım bir şu şeylerin yapaları azalmış mı? Yok, neredeyse hiç azalmamış. Ama orası doldu yani. Oradakini de çekmemiz lazım. Hemen gidiyorum. Buranın önündeki yapaları bir boşaltayım. Abi bir ayda dolduruyor hepsini, bakar mısınız? Bir ayda dolduruyor. Şöyle bırakacağım buraya. Oradan istediği kadar alsın içinden ya. Tamamdır. Daha yumurtaların alanları var. Şimdilik zamanı ileri alabiliriz. Zamanı yine ileri alabiliriz. Gördüğünüz gibi daha herhangi bir mahsulümüz de yapmadı, olgunlaşmadı. İleri almamızda herhangi bir sakınca yok. Şuradaki mandıra birazcık sıkıntı yaşıyor. Hiç yemekleri yok ama yapacak da bir şey yok. Evet, şu an gördüğünüz gibi bütün yapaları fabrikaların önüne yerleştirdim. Şu an 3 palette burada kumaş üretilmiş. Bunları da alalım. Öbür tarafa bakalım. Bir de öbür tarafta durum ne? Gördüğünüz gibi artık hasat mevsimi de geldi. O 3 palette burada var. Çok güzel. Altı ton şu an için kumaşımız var. Şuraya bunları boşaltalım abi. Biz burada kıyafet üretimini çalıştırmadık mı? Aynı hatayı yine yaptık. Lanet olsun. Neyse, bayağı bir içeride depolamış olduk en azından 10 ton kadar. İçeride bir kumaş var şu an için. Şimdi yumurtalarımızı toplayalım. Şu küçük aletle toplasak acaba hepsini alır mı? Gördüğünüz gibi yumurtaları topladık. 33.000 adet yumurtamız var. Şöyle bunun fiyatına bir bakayım abi. Satabilecek pozisyondaysak gidelim satalım. Niye satmayalım ki? Yine Johnson Farmers Market. Ben oraya gideyim arkadaşlar. Şu 33.000 yumurtayı satayım. En azından kredimizin bir 100.000'lik kısmını kapatırız. Satışı yaptık. Çiftliğimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kredinin de bayağı bir kısmını kapattık. Sadece 65.000 dolarlık bir kısmı kaldı Euro'nun. Onu da zamanla kapatacağımızı düşünüyorum. Şimdi şuraya bir bakayım. Kıyafet hiç üretildi mi? Üretime geç başladık ama yok. Üretilmemiş. Aslında oyunu şurada bir kaydedelim. Oyunu bir kaydedelim. Daha sonrasında zamanı ileri alalım arkadaşlar. Zamanı ileri almamın sebebi arkadaşlar terzi dükkanının ne kadar hızlı çalıştığını görmekti. O da gördüğünüz gibi ayda bir tane palet üretiyor. Birazcık az ama yapacak bir şey yok. Şu an için fiyatı da gayet iyi. Kıyafetlerin 12.000 Euro'luk fiyatı var. Yani 2 palet 24.000 Euro yapar. Bundan yılda birer paletten 12 palet ürettiğini düşünürsek 12 palet de size her türlü
Çiftliğinizi kalkındırır yani. Hakkını verir. Yani bu yatırdığımız parayı da 2 yıl içerisinde amorti edeceğini düşünüyorum. Yani oyunu şu an gördüğünüz gibi hasat mevsimi de geçtiği için ürünler mahvoldu. Ama biz kayıtlı versiyona geri döneceğiz. O yüzden kaydettim de zaman ilerledim. Hani kıyafet üretimini de görüp istedim. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.